Compound pads yani birleşik şekiller, tek bir şekil gibi görünen ancak birden fazla şekilden oluşan nesnelerdir. Birleştirildikten sonra Direct Selection Tool'la seçildiklerinde hala yolları ve bağ noktalarından oluştuğunu görebilirsiniz. Bu tür değişiklikleri yapmak için Window panelinden Paint Finder'ı seçiyoruz. Daha sonra da örnek olacak bir şekil çizelim. Örneğin iç içe iki tane daire çiziyorum ve bunlardan bir hilal oluşturacağım örneğin. İçteki şeklimi biraz daha büyütüyorum ve yerini ayarlıyorum. Burada Pathfinder penceresindeki öğeleri kullanmak için öncelikle iki şekli de bizi de seçmemiz gerekiyor. İster bir çerçeve içinde veya önce birini daha sonra diğerini Shift tuşuna basarak seçtiğimizde iki objemizi birlikte seçiyoruz. Arkasından minus front yani öndekini çıkar komutunu tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere nesnemiz hala ilk çizdiğimiz gibi gözüküyor ve aynen öyle hareket ediyor. Fakat Direct Selection Tool'la gördüğünüz gibi artık tek bir şekil olduğunu bunu anlayabilirsiniz. Ve isterseniz tekrar petlerde ve dolma kalemle çizdiğimiz objelerde nasıl değişiklik yapabiliyorsak aynılarını hala üzerlerinde yapabiliriz. Buradaki çıkarma işlemini daha net görmek isterseniz çalışma alanına bir de farklı renkli obje ekliyorum. Ve bunu object menüsünden çalışma alanının arkasına atıyorum. Böylelikle biraz önce yaptığınız çalışmanın aslında ne işe yaradığını çok daha net görebiliyoruz. Veya bu dörtgen yerine yine bir daire çizerek bu çıkarma işleminin nasıl olduğunu görebiliriz. Yine object panelinden en arkaya gönderiyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce ilk dairenin içine çizdiğimiz ikinci daire ilk dairenin içinden çıkarıldı ve şeklimiz bir hilal halini aldı. Böylece çok daha net görebiliriz bu şekli. Compound pad'leri kullanmaktaki bir kolaylık da bunların üstünde tekrar değişiklik yapabilmenizdir demiştik. Örneğin benim burada çizmeye çalıştığım hilal pek doğru bir hilal olmadı. Onun için bunu şöyle değiştirebiliriz. Oluşturduğumuz compound pad'i release üzerine sağ tıklayıp release compound pad diyerek yine baştaki ilk iki şeklimizi ayırabiliriz. Daha sonra bu şekli asıl hilali oluşturacak daha doğru bir noktaya alıp arkasından tekrar iki şekli birlikte seçip aynı komutu tekrar uygulayıp dolgu renginde biraz değiştirerek ortaya çıkarmak istediğimiz hilali erişebiliriz. İsterseniz Pathfinder paneli altındaki diğer özellikleri de deneyerek birbirinden farklı çıkarma ve ekleme efektlerinde çalıştığınız şekiller üstünde görebilirsiniz.